Nefret suçlarının yasalaşmasının vahim sonuçlara varabileceğini söyleyen Saadet Partisi Kütahya İl Başkanı Arihisan Oturak, Kur'an-ı Kerim'i de yasaklayacak mısınız diye sordu. Oturak yaptığı açıklamada, başta İsrail olmak üzere İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek nefret suçları yasası gizli kapılar arkasında hazır hale getiriliyor. Siyonist lobinin tüm dünyada uygulamaya sokmak istediği nefret suçları ile ilgili düzenlemenin sınırlarının ne olacağı sır gibi saklanıyor. Yahudiler ve diğer sapkın kişilikler hakkında Kur'an ayetlerini okuyanların da ceza kapsamına girip girmeyeceği belli değil. Böyle bir şeyin söz konusu olması durumunda Allah'ın ayetlerinin fiilen yasaklanacağı ortada. Hal böyleyken yetkililerin ağzını bıçak açmıyor ifadelerini kullandı. Arihisan Oturak, nefret suçları ile alakalı düzenlemenin toplumdan gizlenerek yasalaştırılması gayreti dikkatlerden kaçmıyor. Bu konuda kamuoyunun talep ettiği hususların ve ifade edilen hassasiyetlerin göz ardı edilmesi durumunda yasanın keyfiyete tabi olabileceği aşikar. Yasanın sınırlarının tam olarak belirlenmemesi, yasanın ileride değişik yorumlarla Kur'an'a ve tebliğ faaliyetlerine zarar verme riski yüksek. Tüm bunları engellemenin yolu çekincelere kulak vermek ve yasayı kamuoyuyla müzakere etmek. Yasanın sınırlarının ne olacağının topluma açıklanması gerekirken hükümet bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Oturak, Yahudilere karşı söylemlere kalkan olacağı aşikar olan nefret suçları düzenlemesinin sınırları genişletildikçe Kur'an okumak dahi suç sayılabilir duruma gelecek. Yasaya göre Yahudi'ye Yahudi, Siyoniste Siyonist, kafire kafir, sapıklara sapık demek bile suç sayılacak. Peki Kur'an'da Yahudi isminin geçtiği ve Yahudilerin riyakarlıklarının da anlatıldığı ayetlere ne olacak? Bunları okuyanlar, İnsanlara tebliğ edilenler de suçlu mu sayılacak? İşte kamuoyunun merakla beklediği nefret suçları yasasının müzakere edilmeden yasalaşması durumunda varabileceği vahim nokta. Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümü yasak kapsamına girebilir ifadelerini kullandı.